Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda kurulumunu yapmış olduğumuz Beam Backup and Replication uygulamasının arayüzünü göreceğiz ve programı biraz inceleyeceğiz. Programı başlatmak için arkadaşlar Beam Backup and Replication Console adlı uygulamama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada kullanıcı hesaplarıyla geldi. Çünkü kurulumu bu hesabın içinde yapmış olduğumuz için otomatik olarak şu seçeneği seçtiğimde Windows oturumuyla beraber authentication olacak arkadaşlar. Sunucumuzda localhost bu sunucumuza bağlanacağımız için. Eğer başka BIM sunucularınız varsa onun IP'sini veyahut da FQDN'ini girip buradan bağlanabilirsiniz. Connect diyorum arkadaşlar. Uygulamam açıldı. İlk başta karşımıza bizi böyle bir envanter ekranı karşılıyor. Biz sağ alt sekmeden diğer tabları da ekleyelim. Hepsini görelim. Onların üzerinden konuşuruz. Home ekranında arkadaşlar backup'larımı, backup job'larımı burada görebiliyorum. Şu an bir job'um olmadığı için burası boş geliyor. Envanterimde ekleyeceğim mimarileri görebiliyorum. Örneğin Virtual Infrastructure'da burada ESX veyahut da Hyper-V ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ki ekleyeceğiz. vCenter ortamımızı ekleyeceğiz. Fiziksel mimaride de arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi fiziksel serverlar, workstation'lar, cloud ortamlarımızı ekleyebiliyoruz. Agent bazlı job'ları burada kullanabiliyoruz. File share kısmında burada NAS cihazından paylaşılmış dosyaları buraya gösterebiliyoruz arkadaşlar. SMB veya da NFS olarak burada bağlayabiliyoruz. Backup mimarisinde ise burası kullanacağımız menülerden bir tanesi. Backup proxy'leri arkadaşlar, biz backup alırken eğer ortamlarımızda çok fazla sanal varsa backup'ını alacağımız proxy'ler oluşturup iş yüklerini dağıtıyoruz. Veeam bu proxy'ler aracılığıyla backup'ını alınacak makinelerin disklerine kendine bağlıyor. Hot add yöntemiyle, bunları değineceğiz zaten backup alırken. Bu yöntemle kendine bağlıyor ve bu agent üzerinden backup'ı alıyor arkadaşlar. Yani birden fazla işçi oluşturabiliyoruz. Çünkü bir proxy'nin kapasiteleri var. Bunları da proxy'leri eklerken daha detaylı değineceğiz. Her proxy'nin bir işlem yapabilme kapasitesi var. Bundan dolayı işlemleri eş zamanlı yapabilmek için birden fazla proxy'ye ihtiyacımız olduğu oluyor. Backup repository'lerimiz ise backup'ı alacağımız noktaları gösterdiğimiz alanlar. Burada siz bir NAS cihazından paylaşımla verebilirsiniz ya da ortamınızda bir data domain gibi bir tane cihazınız varsa eğer backup cihazı bunları da buraya ekleyebiliyorsunuz. Örneğin data domain gibi bir cihaz üzerinde deduplication özelliği olmasından dolayı almış olduğunuz backupları sıkıştırdığında size bayağı bir yer tasarrufu sağlıyor. Ama şöyle bir dezavantaj var. Sıkıştırılmış olan backup'tan backup'ı döndüğünüzde yani sanal makinenizi açtığınızda ortamınıza dahil etmek istediğinizde biraz yavaş çalışıyor. Çünkü sıkıştırdığı için onu geri açarken bayağı bir işlemden geçiriyor arkadaşlar. Bu da yavaşlığa sebep oluyor. Artısıyla beraber bir de böyle bir eksisi var arkadaşlar. Default repository olarak görmüş olduğunuz gibi Beam Backup sunucumun C diskini görüyor arkadaşlar. External repository'de de arkadaşlar cloud ortamlarımızda veri alanları gösterebiliyoruz. Yani kurumumuzun dışında bir alanı yedekleme noktası olarak ekleyebiliyoruz. Scale out'ta ise arkadaşlar birden fazla backup noktasını bir havuz haline getirip bunu kullanabiliyoruz. One ivmelendirici de cloud ortamlarına datamızı atarken ivmelendirmeyi sağlıyor. Servis sağlayıcılarda ise arkadaşlar partnerler bulup onların ortamlarını buraya ekleyebiliyoruz. Örneğin bu linke tıkladığımda Türkiye'deki partnerleri görebiliriz. Gördüğünüz gibi bu firmalarla beraber ortak çalışılabiliyor. Beam üzerinde buralarda alan kiralayıp onları ortamınıza ekleyebiliyorsunuz. Sure Backup güzel bir uygulama. İnşallah buna da yeri geldiğinde değineceğiz. Aldığınız backupların doğruluğunu test eden bir ortam oluşturuyorsunuz. Ve backuplar açılıyorsa, aldığınız backuplar başarılı bir şekilde kullanılabiliyorsa bunu o zaman repository'ye atıyor arkadaşlar. Yani kullanılabilir olarak işaretliyor ve size raporunu sunuyor. Çünkü backup ortamlarında aldığınız backup'ın tutarlılığı da önemli. Örneğin backup alıyorum diye düşünebilirsiniz. Eğer aldığınız backup açılmıyorsa bu başlı başına büyük bir sorun teşkil ediyor. Zamanı geldiğinde ihtiyaç duyduğunuz backup'ı açamazsanız sizin için büyük bir problem oluşturabiliyor.
Burada da yönetilen serverları görebiliyoruz. Genellikle proxy'leri eklediğimizde burada bir kopyası da buraya düşüyor. Şu an burada hiçbir şey ekli olmadığı için, hiçbir proxy veyahut da bir sanal ortamı ekli olmadığı için burada bir şey görmüyoruz arkadaşlar. Sadece Beam Backup'ın kendi sunucusunu görüyoruz. Storage mimarisine geldiğimde ise burada destekleyen storage'ları bağlayabiliyoruz. Örneğin storage dediğimde destekli storage'ları burada görebiliyoruz. Çoğu storage artık destekleniyor. Çünkü backup yöntemlerinde farklı seçenekler de var. Direkt storage'un kendi üzerinden de backup'ı alabiliyoruz. Böyle durumlarda bu storage'ları ekleyebiliyorsunuz veyahut da storage'un ekstra özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bunları yine üreticilerin sayfasında Vim'le beraber veyahut da Vim makalelerinde nasıl kullanacağını gösteriyorlar arkadaşlar. Tape mimarisi. Eğer ortamınızda bir tape sürücüsü varsa backuplarınızı bir kasete alıp onda offline kopya olarak tutabiliyorsunuz. Eğer ortamınızda varsa kullanmasını şiddetle tavsiye ederim. FileStat'ta dosyalarımızı görebiliyoruz. Repositorylerimizi burada eğer destekliyorsa içindeki dataları görebiliyoruz. Şu an backup sunucumun örneğin C diskini veyahut da D diskini bana açabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yukarıdan hamburger menüyü açtığımda genel ayarlar menüleri, konsollar ve bir takım yönetimsel araçlar var arkadaşlar. İsterseniz buradan temayı da değiştirebiliyorsunuz. Oralarla çok işim olmadığı için size bırakıyorum. Credential and password, bunlar önemli arkadaşlar. Örneğin burada şifrelerinizi tutabiliyorsunuz. Kullanmış olduğunuz ortamlarımızda artık sunucularımızı eklediğimizde göreceksiniz. Bizim kullandığımız tüm şifreleri burada tutuyor. Çünkü bir daha kullanmak amacıyla kendine saklıyor. User'lara burada rol verebiliyoruz. General option'da da arkadaşlar bakalım. IO control, security, email setting, email attırabiliyorsunuz. Backup bittiğinde SNMP datası gönderebiliyorsunuz. Monitoring yazılımlarınızla, örneğin Zabbix ile beraber eğer bağlanabilirse oraya log düşürebiliyorsunuz. Ve sizi notification vereceği ayarları, yüzdeleri burada belirleyebiliyorsunuz, limitleri. Ve oturum işlemlerini burada saklayabiliyor. Şimdi burada backup var arkadaşlar. Backup'ı az çok bahsettik. Bir de replication diye bir kavram var arkadaşlar. Burada sanal ortamlarımızı farklı bir lokasyona replikasyon yapabiliyoruz. Belirlediğimiz periyotlarda bu replikasyonu çalıştırabiliyoruz. CDP de arkadaşlar anlık olarak değişen datayı farklı bir lokasyona gönderebiliyoruz. Örneğin file server'ımda bir dosya kaydedildi, değiştirildi. Anlık olarak değişen datayı karşıya atıyor. Bunu kullanabilmek için belli gereksinimler şart. Örneğin 1 gigabit network hattı isteniyor. Bu gibi teknolojiler Vim tarafından destekleniyor. Vim'in arayüzü bu kadar arkadaşlar. Hızlıca özet geçmek istedim. Bir sonraki videoda backup mimarimizi artık oluşturalım. Sunucularımızı ve repositörlerimizi ekleyelim. Onun üzerinden devam edelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.